Üçüncüsü de uzun süredir oynamayan bir Jadon Sancho var. Yani. Evet o zaman yavaş yavaş transfere geçelim arkadaşlar. Solbek. Solbek için bugün iki aday yazılmış. Özellikle Loko. Alper'in güzel de bir e, videosu vardı. Ben onu ayrıca kestim paylaştım. Mutlaka izleyin. Güzel bir Loko e, analizi vardı. Artı alternatif Polonyalı bir futbolcu yazılmış. Bir de orta saha için bir isim yazılıyor. Burada hem gazetelerde çıkan haberleri hem de bize gelen bilgileri ve yorumlarımızı paylaşacağız. Bu bölüm için özel bir like istiyorum. Alper'le transfer konuşacağız. İlk hedef Loko, orta sahaya yeni aday ve Vudovic iddiası. İnşallah doğru telaffuz ediyoruz umudur. Bu üç bolcuyu, bu üç ismi konuşacağız değerli dostlar. Evet. o defteri kapanıyor arkadaşlar. Alper son kez Leipzig'ten ricada bulundu. Leipzig hayır oynatırsanız altı buçuk liraya almak zorundasınız deyince Galatasaray Anelino'dan çıkıyor. Loko zaten bildiğimiz bir oyuncu. E, Vudovic de yine scoutların önerdiği bir isim olarak paylaşılmış. E, öncelikle Loko için şöyle bir risk alar, a, alır mısın? Özür dilerim. E, hani Galatasaray 4-5 milyon euro sol bekte bütçeyi ayarlamış durumda. Gözden çıkartmış durumda ama 9-10 milyon eurolara Bred Loco için çıkar mısın? yani yüksek rakamlar. 21 yaşında olan bir oyuncu, oyun gelişiminde tamamen tamamlamamış bir oyuncu değil. Ama 21 yaşında mesela Sasha Boya'yı Galatasaray 1,5 milyon euroya getirdi, değil mi Eyüp abi? 1,5 ya da 2 evet. milyon euroluk bir rakamdı. Loko e, Loco şu anda Sasha Boya'dan farklı. Sasha Boya işte ikincilikte oynamış takımında çok fazla düşünülmeyen bir oyuncuydu. Loco dediğimiz oyuncu şu anda Fransa'da yani birincilik seviyesinde 17 maça çıkıyor bir asisti var yani sürekli takımında oynatılan bir oyuncu. Profil olarak Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyuna çok uygun bir sol bek, hızlı bir sol bek. top kontrolü iyi, dar alanda fena değil. Yani biraz atletizmi. özellikle atletizmi çok iyi. hani Sasha Boye'nin sol bek versiyonu mu? Sasha Boye hücuma çıkarken oyun olgunluğu biraz daha oluşmuş. E, loko Loco etkili ortaları var. Yerden sert. E, Boye'den daha etkili ortalar yapsa da hani kanat kanat oyuncusuyla alışverişi çok gelişmiş değil. Bunu geliştirebilir. Daha 21 yaşında Fransa altyapısında o da o, daha doğrusu Fransa U21'de oynayan bir oyuncu. Ya yani finansı olarak Eyüp abi bilmiyorum bütçe ne ama 10 milyon euroya e, ya da ya işte, çok büyük bir bütçesi... ihtimalle maksimum 4-5 milyon euro. Zor. Ama Loco için 11-12 istiyorlar. Hadi 8-9 yaptın da o da çok zor yani. Ama 9 mesela diyelim. 9'a çıktım. Bir ihtimal alabilirsin. Çıkar mısın? Hı. Hmm. şey olsam, atıyorum Aston Villa olsam, ne bileyim, Wolverhampton olsam yani bir İngiliz kulübü olsam hemen zıplar alırım. Çünkü onlar hmm. için para değil. Ama Galatasaray'sam orada düşünürüm abi alamam yani çok Yanlış. zor yani Şu, sabır da edilmesi lazım Saşa Boy'daki hikayeyi hatırlayalım İlk senesi çok iyi değil sallantıda onun yerine onun önüne Galatasaray sağ bek aldı aslında ilk senesinde sakatlanana kadar çok evet. iyi sakatlıktan sonra çok kötü aynen öyle şimdi Lokoda da bu hikaye olabilir Eyüp abi o yüzden evet 9 10 11 milyon euro verilir mi verilir net bir şekilde daha fazlasına da satar mısın satarsın. İşte burada Galatasaray ne kadar sabredecek? Asıl soru, soru işareti o. Boya'daki olan süreçte Galatasaray biraz daha, yani biz herkes Galatasaray'ı gözden çıkarmıştı. Geldik e, değerli arkadaşlar. Vidovic e, ismine hmm. Polonyalı bir futbolcu, genç bir futbolcu. E, burada e, açıkçası ben böyle gene baktım kendisinin e, şeylerine yani hücum istatistiklerine özellikle baktım. 25 yaşında çok da genç değil. Genç dedik ama yani çok da genç değil. Ee, 1.5 milyon euro civarı bir bonservis beklentisi var. Jagolonia takımının sevgili Alper. Ee, sol bekle orta sahanın solunda oynamış kariyerinde hep. 1.84 boyu var. Sol ayaklı. Sol tarafta sol ayaklı bir oyuncu. Bu evet. sezon 22 maç 9 gol 3 asist. Polonya liginde yapmış. Türkiye liginde yapamaz bunları. Ama yetenekli dinamik bir sol bek olarak gözüküyor. Ne dersin? Ee, böyle hani düşük paralı ama performans anlamında kumar sayılabilecek bir hamle mi? Yoksa Spina Zola mı? Ben mesela şuna çok fitim Alper. Hani Bradley Locco'ya o 9-10 milyon euro veremeyeceğine göre 1,5-2 milyon euro Roma çünkü kontratından çıkmak istiyor. Ee, hmm. Ve bir buçuk sezonluk yani bu sezonun yarısı ve gelecek sezonu kapsayacak bir Spinazzola hamlesine e, loko olmuyorsa sıcak bakıyorum. Ludovic evet, evet. mi e, Spinazzola mı? Ya şimdi Çok farklı oyuncular. Şöyle hani ikiti de aslında cevap. Tabii Spinazzola'nın son sakatlıktan sonra o eski atletizmi yok. E, şimdi Ludovic e, ofans olarak çok iyi. defansta da de aslında çalışkan bir oyuncu. Çok fazla alan tarıyor. E, Evet Polonya Ligi Türkiye Süper Ligi'nin hani çok üstünde bir lig değil ama hem duran topları çok iyi hem de e, ya yani gol vuruşları fena değil. Polonya Ligi'nde de o Belçika Ligi gibi e, ya da Hollanda Ligi gibi aşırı, aşırı gol sayısı çok yüksek değil Eyüp abi. E, o yüzden sanki doğru bir profil gibi gözüküyor. E, bu tarz oyuncuları da seviyoruz. İşte 21-23 yaş ar aralığında 1-1.5 milyon euro. En fazla kaybedeceğin rakam ya çok da fazla kaybetmiyorsun. Çünkü 2 yıl sonra bile 25-26 yaşında oluyor. Ee, çok fazla risk almıyorsun. Finansal riski de düşük. Ee, bir de Polonyalı oyuncular işte bu e, lig katsayıları düşük. Polonya'nın, Hırvatistan'ın eskisi gibi değil abi. Ee, niye Premier Lig'e zıplayamıyorlar artık kendi liglerinden? Avrupa Birliği'nde olmadığı için. Ama Türkiye Ligi'nin, Türkiye Süper Lig'inin lig katsayısı Premier Lig'e gitmek için bu coğrafyalardan daha yüksek. O yüzden hani oyuncular da kariyer planlamasında bunu düşünebiliyor. Yani önce bir Türkiye ligi yaparım oradan Premier Lig yaparım Burada, şeklinde. Bu da de e, yani bütçesini sormuşlar 1,5 milyon euro civarı evet. bir e, Galatasaray transfer olma durumu var yani. Yani iyi, iyi bir rakam. E, risk edilebilir bir rakam. Neden olmasın? Galatasaray'ın elinde şu anda sol bek yok. İşte Barış Alper oynuyor. Anhelino gitti. E, Kazımcan işte bir sakatlık geçirdi düşüşte. Zaten o da 2-3 senedir sol bek oynayan bir oyuncu. 2-3 e, maçtır, gayet iyi sol bek oynayan bir Barış Alperimiz var. O da çok dengeli bir oyuncu değil. Hani koordinasyonu çok iyi. Değil. Bu arada maşallah diyelim. Fenerbahçe maçında sahanın en iyilerinden de. Onu da söyleyelim yani. Böyle, böyle ne yapıyorum ben gibi takıldı ama sonra bir toparlandı. E, açıkçası e, şey kendisine geldi. Onu belirtmiş olalım. Geldik. Yine genç bir isim yazılıyor. Bu arada beni çok mutlu eden bir mesaj var Faruk Bey. Harika muhabbet oluyor. Şöyle mutlu etti. Ya ben Alper'le e, program yapmaktan büyük keyif alıyorum. Hoş Musa'yla da keyif alıyorum. Musa'nın da farklı bir şeyi var. Yani e, aurası var. Bazen kızdırıyor beni ama Musa'yla program yapmak da güzel ama Alper'le yaptığımız yayınlar bilgi dolu oluyor. Bir de mesela Alper'in çok sevdiğim bir özelliği var. Övüp abi spesifik konuşmak istiyorum. O yani transfer gündemindeki futbolcuları da beraber analiz edelim dedi. Ben çalışıyorum, o da çalışıyor. Ve yaptığımız programdan büyük keyif alıyorum. Şunu biliyorum yayıncılıkta. Sen yaptığın işten keyif alıyorsan izleyen de keyif alıyor. Faruk Bey de harika muhabbet oluyor deyince çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Umarım beğeniyorsunuzdur, takdir ediyorsunuzdur Alper'le beni. Hasan Yılmaz 55 liralık bir süper chat göndermiş. iki 2,5-3 maaş verip en az 3 yıl kontrat verip o parayı bir daha çıkaramayacaksın. Bin kere sorsan loko derim. Her türlü win-win transferi. Ya orada şöyle bir şey var arkadaşlar. Paradigma var yani. Loko'yu ben de isterim ama 10 milyon veremiyorum. Yani oradaki sıkıntı o. Ha Spinazzola nereden cazip geliyor Galatasaray? A? Şöyle cazip geliyor arkadaşlar. Roma bu adamın kontratından çıkmak istiyor. Ve e, senin en azından yarım sezon tecrübesiyle vesaire şu an sol bekte kullanabileceğin gelecek sezonda katkı alabileceğin bir oyuncu. Ama 3 yıl kontrat verirsem ben de istemem. Onu söyleyeyim. Alper son olarak e, Lazare Amani konuşalım. Bu da yine evet. bugün gazetelerde çıkan isimlerden biri. Fil dişili bir futbolcu. 25 yaşında. Orta saha profil olarak şeye benziyor. E, bu North Diomande var ya e, Galatasaray'a yazılıp çizilen Diomande ona benziyor. Diomande biraz, biraz... bitiyor. Atletizmi Hı -hı. çok yüksek ama e, ofansif anlamda bence hani bir Felipe Melo değil. Hep ben Felipe Melo'yu 6-8 numaralarda baz alıyorum. Bir evet. Felipe Melo, bir Fernando Reges değil. Bunu belirtmiş olalım. Eee Jupiler Ligi'nde oynuyor. Union takımında oynuyor. 1.72 boyu var. 25 yaşında. Tempolu, çok koşan, çok pres yapan. Yani e, şundan şüphe etmeyeceğimiz. Torreira'ya defansif anlamda yardımcı olmak, e, defans katkısı vermek anlamında şüphe etmeyeceğimiz bir oyuncu. E, orta saha yani 6 8 numara. 10 numara değil bence. 6 8 numara oynuyor ve performansında da baktığımızda 29 maç 5 asistlik bir katkısı var Alper. Evet. Yani e, şöyle e, tam bir görev adamı diyeyim 8 numara olarak. Çok çalışkan özellikle defansif açıdan. E, ama hani bir NDI'ye tarzı ya da bir Jetson tarzı çok fazla böyle iki ceza sahası arasında Mekik dokusunu. De de örnek. Benim aklıma evet. gelmemişti. NDI'ye de katılıyorum. Ee, çok böyle hani NDI'ye bir tık hani topu alışı, topu dağıtışı benzese de onun kadar çalışkan bir oyuncu değil. Daha çok hani oyun görüşüyle bir şeyler yapmak istiyor. Ee, şöyle NDI'ye kadar çalışkan olsa da o kadar dinamik, o kadar patlama gücü olan bir oyuncu değil. Yani merkezden topu alıp çok fazla gitmiyor merkezden. Ee, ama ilk dokunuşları çok iyi, oyun kurması çok iyi ve e, takım savunmasında çok etkili. Ee, burada düşün, düşünülecek olay şu. Mesela Galatasaray geçen sene başarılı olduğunda Sergio Oliveira'nın yaptığı bir şey vardı. Neydi Eyüp abi? Çok fazla Neydi? ceza sahasını koşu atıyor. Arka direğe bile gidiyor. Hatta kafa, kafayla bile etkili olmaya çalışıyor. İki direk arası koşu yapıyor. Lazar Amani bunu çok fazla yapan bir oyuncu değil abi. O daha fazla e, çünkü net Güzel. bir net bir defans ile oynuyor ve net bir on numarayla oynuyor. Önünde Puertas var. 4-2-3-1'in 8 numarası. Ha şöyle. Şimdi Kerem Demirbay'da, Sergio Oliveira'da, e, ondan sonra Endonbele'de Galatasaray şu anda e, bir istikrar yaka, yakalayamadı. E Amani'yi getirirse bu istikrarı yakalar ama Amani de takımının bank oyuncusu olduğu için ben yine e, 8-9 milyon euro bandından aşağı geleceğini düşünmüyorum. Uzun sürede kontratı var Eyüp abi. Hani bu rakamlara çok daha farklı oyunculara yönelilebilir diye düşünüyorum ama e, kumaş olarak iyi. Keşke bundan 3-4 sene öncesinde hani keşfedilip 1-1.5 milyon euro bandında getirilip az finansal riskle Galatasaray'a kazandırabilecek bir profil olsaydı. Yani şu anda fiyat fiyat performansa bak baktığımızda ve skor katkısına baktığımızda e, çok böyle net e, hani evet amani gelirse şu olur işler değişir kartlar yeniden dağılır diyemiyoruz Eyüp Evet e, değerli arkadaşlar programın sonuna geldik Alper Şahin'e çok teşekkür ediyorum e, bugün Musa yoktu ve programa çok büyük katkı verdi özellikle transfer bölümünde Alper'in yorumları gerçekten e, çok başarılı e, Alper Şahin'e yürüye dur diyorum ben her zaman yanındayım o da bize destek oluyor zaten sağ olsun var olsun sizlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar yayından çıkmadan ve sonradan izleyenler birer tane like bırakırsanız çok çok mutlu oluruz. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Hatta Alper Şahin'in e, Futbol Biz kanalına abone olmayı unutmayın diyerekten veda ediyorum.